Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde Marvelous Designer programını kullanarak halı yapımını göstereceğim. Amacımız kırışık bir halı elde etmek, olabildiğince gerçekçi olmasını sağlamak. Studio Max'te bunun için poligon yüzeylerde uğraşabilirsiniz. Fakat Marvelous Designer programı kumaş tabanlı bir simülasyon programı olduğu için rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim yöntemle sizler de kolaylıkla iç mekan sahnelerinizde kullanabileceğiniz kırışık halınızı yapabilirsiniz. Programı açtıktan sonra üst bölümden hemen Create Rectangle bölümünden bir tane rectangle oluşturacağız. Burada sol tarafında, pardon, sağ tarafında oluşturuyorum buradaki avatarımızın. Avatar şu an görünmüyor ama simülasyonda etkileyebiliyor arkadaşlar sahneyi. Şu boyutlarda bir şey oluşturacağım. Hemen senkronize ediyorum. Senkronize ettikten sonra bakın sol taraftaki ekranımızda gezebiliyorum. Dikkat ettiyseniz alt artı mouse'un orta tuşuyla ekranda dönebiliyorum. Ya da zoom in zoom out yapabiliyorum. Bu bizim şu an Marvelous Designer programında 3D Max'in arayüzünü kullanmamızla alakalı bir durum. Setting bölümüne gelerek Preferences, buradan View Control, 3D Max Presets'i seçerek arkadaşlar 3D Max'in kısa yollarını kullanabilirsiniz. Daha önce IKEA iç mekan modelleme eğitim setinde yastıklarımızı modellerken bunlardan bahsetmiştim. Eğer dersimizi izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yine Marvelous Designer programını kullanarak yastık ve benzeri şeyler oluşturuyoruz. Setting bölümüne geçmeden önce hemen bir de bu bölümde Environment'tan Gizmo'ya gelelim. World Coordinate Gizmo yapıyoruz. Dikkat edin. Kısa yolu Alt A. Ne işe yarıyor? Hemen gösterelim tekrardan. Gizmo. Örneğin screen yaparsam bakın burada bizim ekranımıza göre Gizmo'muz değişecektir. Dolayısıyla ekranda döndürmemiz zorlaşabilir. Şu an tekrardan Gizmo bölümüne gelip World Coordinate seçiyorum. Bu işlemden sonra şöyle döndürüyorum. Bakın bir tane sadece yüzey oluşturduk. Ekstra bir şey yapmadık. Hemen aşağı doğru indiriyorum. Aşağıdaki gölge kısım zemine ne kadar yaklaştığımızı gösterir. Bakın şu an bayağı yaklaştık. Bu işlemden sonra şuradan hemen şunu biraz şöyle taşıyabiliriz arkadaşlar. Play tuşuna basarak simüle edeceğim. Öncesinden Particle Distance kısmından yüzeylerin arasındaki partikül mesafelerini arttıracağım. Böylelikle simülasyonum kolay olacak. 50 yaptım ve Play tuşuna bastım. Bakın hemen yüzeye düştü. Şu an simülasyon aktif durumda. Fabric kısmına geçiyorum. Preset'ten bunu seçebileceğimiz kumaş türleri var. Şifon, koton, yani pamuklu, kot, denim, leather, saten, wool, işte yün. Arkadaşlar aşağı doğru bir sürü şey seçenek mevcut. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Ben burada kotonu kullanacağım. Pamuklu yüzey. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra simülasyonumuz halen devam ediyor. Dikkat edin. Bakın ekstra bir şey yapmayacağım. Burada yapacağım işlem şöyle ufak hareketlerle kırışıklık sağlamak halımızın yüzeyine. Bakın bayağı bir kırıştırdık. O taraf için yeterli. Biraz da sol taraftan yapalım. Orayı düzeltebiliriz. Şöyle bir şey olabilir. Biraz da. Evet. Diyelim bu yeterli arkadaşlar. Hemen Particle Distance kısmına geliyorum. Değeri düşürüyorum. Değeri düşürdükçe gerçekçilik artacaktır. Gördüğünüz gibi hemen yüzey değişti. Gayet güzel oldu. Şu an ekranda dönmem zorlaşabilir. Play tuşuna tekrardan basarak simülasyonu durduruyorum. Şöyle bakalım. Bu halı işimi görecektir diye düşünüyorum. İç mekan sahnesinde kullanabileceğimiz basit bir halı. Bir kilim de diyebilirsiniz arkadaşlar. Modern tarzda. Şimdi bu dosyayı Studio Max'e alabilmemiz lazım. Ne yapacağız? File bölümüne geliyorum. Hemen buradan Export'a tıklıyorum. Obje formatında. Masa üstüne halı olarak kaydet diyorum. Bu bölümden sadece şunları arkadaşlar kaldırıyorum. Bakın Select All'dan hepsini iptal edelim. En alttaki Cloud Shape bizimkisi. Diğerleri bizim avatarımıza ait görüntüler. Şu an görünmese de gizli durumda. OK tuşuna basarak export ediyoruz. Şu an burayla işimiz bitti. Hemen Studio Max'e dönelim. File. Buradan Import'a tıklayalım şöyle. Masaüstü. 19 MB'lık bir dosya olmuş. Import ediyorum arkadaşlar. Evet, şu an Alt W tuşuna basarak ekranımızı büyütelim. Gördüğünüz gibi halımız geldi.
Ağırlık merkezini düzeltelim. Bu bölümden hemen merkeze çekebiliriz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, gayet güzel bir hal oldu. Poligon sayısına bir göz atalım. 206 bin. Tabii bu bir halı için çok 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 yüksek. Ne yapalım? Şuradan hemen modifier listten relax modifier ile yüzeyleri bir poliye çevirelim sonrasında. Bu işlemden sonra yüzey sayımızı, daha doğrusu poligon sayımızı düşürebiliriz. Nasıl düşüreceğiz? Pro Optimizer modifier ile P'ye basarak bulmaya çalışıyorum. Evet, burada. Şimdi bu işlemden sonra calculate, hesapla diyeceğiz. Şu an yüzey sayısını ve yüzeydeki vertex sayısını hesaplayacak. Bakın, hesapladı. Vertex sayısı olarak burada girilen değer 103.893. Aynı değer nerede? Bakın burada. Şimdi ne yapıyoruz? Vertex'ten yüzey sayısını diyorum ki %50 oranında azalt. Bakın, görebiliyorsunuz. 102.000'e düştü bizim poligon sayımız. Vertex sayımız da onunla beraber düştü. F4'ten bir bakalım. Şöyle. Bakın, şu modda gördüğünüzde halı üzerinde çok fazla bir deforme söz konusu değilse daha da düşürebilirsiniz. Atıyorum şu an 10 yapalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bakın, 10'da bile çok fazla deformasyon söz konusu değil. Biraz arttırabiliriz. 20. Şöyle bir render alalım. Rendering, render setup. Alt tarafa geçiyorum. Assign renderer. V-Ray'i seçiyorum. Şimdi bu işlemden sonra buna bir shell verelim arkadaşlar. Shell kabuk. Şöyle 3 santim kalınlık verdim. Daha da arttırabiliriz. 5 verelim. Üzerine bir turbo smooth uyguladığımızda nasıl bir görüntü olacaktır? Bir bakalım. Çok da istediğimiz gibi bir şey değil. Bu şekilde kalsın. Bu işimizi görecektir. Şunu biraz daha azalttım. Material editör'e geçelim hemen basitçe. Standart. V-Ray materyal. Buradan diffuse kanalına hemen bir tane falloff atıyorum. Bitmap'ten bir tane yüzey atayacağım. Masa üstüne geçelim. Texture içerisinden fabriki bulalım buradan. Bunlardan herhangi biri olabilir. Bu size kalmış. Şunları seçebilirsiniz. Örneğin halı için çok da güzel değil ama mesela şu yastık için olana bir bakalım. Hemen UVW map. Yukarı çıkalım. Aynısını şuraya kopyalayalım. Rendering, render setup. Frame buffer'ı kapatacağım. Gayet güzel. Şöyle basitçe bir isterseniz sahne oluşturayım. Işıkla görmek amaçlı. Şunun yüzeyini biraz daha azaltabiliriz. Shell'den 2 santim olarak değiştirdim. Ben render ayarlarımı yapıyorum şu an arkadaşlar, basitçe. Biraz düşürelim. Hesaplama fazını açtım. Light cache'den hesaplama fazını açtım.
Setting bölümünden window'u kapattım. Render'a basacağım ve hiçbir şey göremeyeceğim. Bunun sebebi ne? Default ışıkları kapattığım için herhangi bir ışık yok. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Bir tane ışık eklemem gerekiyor. V-Ray bölümüne gelelim. Bir tane Plain Light oluşturalım. Şöyle gizleyelim. Render çözünürlüğümüzü de arttırdım. Hemen bir render alalım, bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Şöyle bir şey yapılabilir. Cancel diyorum hemen. Bakın, material editöre dönüyorum. Biz buna bump vermedik hiç. Bump verebiliriz. Şuradan da Fresnel yapabiliriz. Maps'e geliyorum. Bump kısmına bir tane yüzey atayabiliriz, fakat noise olabilir. Evet, noise deneyelim. Noise verdikten sonra tabi değerini düşüreceğiz. 1 gibi bir değeri. Örneğin. Bir bakalım. Cancel yapıyorum. Kaplamayı değiştirebiliriz arkadaşlar. Yukarı geçelim. Şu bump değerini biraz düşürelim. 20 yaptım. Bakalım başka ne kaplama olabilir? Yani bu sahneye ne gidebilir? Örneğin bu. Çok da güzel değil. Veyahut ne yapabilirsiniz? Hemen Google'a geçebilirsiniz. Bir de şöyle bakalım. Google'a geçip arkadaşlar şuradan hemen Fabric veya Carpet Texture yazabilirsiniz. Görsellere geçelim. Bakın burada bir sürü görsel söz konusu. Bunlardan birini seçip uygulayabilirsiniz. Örneğin şuna bakalım. Resmi görüntüle. Masa üstünü alıyorum. Bakın bu gayet güzel bir kilim oldu. Evet, sona erdi. Şimdi hemen bunun bir kopyasını alıyorum. Sonrasında materyal kısmına geçiyorum. Bir daha değiştirelim. Şu rug olanı aldım. Hemen bir daha render tuşuna basıyorum.
Bir de böyle render edelim. Evet arkadaşlar, bu da sona erdi. Gördüğünüz gibi 2 adet gayet güzel halımız iç mekan sahnelerinde kullanılabilir halde. Kaplamayı değiştirerek, kaplama tipini değiştirerek istediğiniz kadar halı yapabilirsiniz. Bu halı tekniğimiz dışında yaklaşık bir 10-15 farklı teknik söz konusu. Daha da fazla arttırılabilir. Zaten önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse bir eğitim setimiz çıkacak bununla ilgili. Yaklaşık 30-35 farklı türde halı tipinin baştan sona tek tek yapımını göstereceğim. Hayvan postundan tutun da işte bu tarz halılara kadar. Bunun dışında normal eski antik kilimlere kadar yaklaşık 30-35 tane farklı halı tipinin tamamen baştan sona yapımını anlatacağım arkadaşlar. Güzel bir eğitim seti olacağına inanıyorum. Bu da size fikir vermiştir en azından çıkacak eğitim setiyle ilgili olarak. Bunun dışında sizlerden ricam 3doğukulu.com sitemize gelin. Daha doğrusu YouTube kanalımıza. Buradan abone olun sayfamıza, kanalımıza ve derslerimizi izleyin. Böylelikle yeni ders eklediğimizde doğrudan mailinize gelecektir. Aynı zamanda izzetalşan.com'a gelip buradan dersler bölümünden ücretsiz 3D Max derslerini izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. Size kalmış. Çeşitli 3D dünyasından zaten haberlerimiz vesaire mevcut. Dediğim gibi 3D okulu sitemizde ziyaret etmeyi unutmayın. Buradaki ücretsiz eğitim setlerimizi indirmediyseniz mutlaka indirin ve izleyin. Bu bölümdeki villa modelleme eğitim setimiz ve mutfak render eğitim seti. İnşallah derslerin hepsi sizlere faydalı oluyordur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Dipnot, lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin sitemizden. Çünkü yorumlarınız bize fayda sağlıyor Google açısından arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.